Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türkmen Madri Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Beram Salih Irak'ın istikrarını ve gerilimlerinin sona ermesini güçlü bir şekilde desteklediklerini söyledi. Başbakan Mustafa El Kazmi İngiltere'nin Irak Büyükelçisi'ni kabul etti. <laughs> Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi, Amerika Devletleri'nin Irak Büyükelçisi Metot kabul etti. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Covid-19 aşısının yaptırılmaması konusunda katkıda bulunanlar hakkında yasal önlem alınması talimatını verdi. Planlama Bakanı Halit Battal Necim Başbakan Mustafa El Kazmi'den Kuveyt Devlet Amiri Nevvaf Elahmet Es El Sabah'a Irak'ta düzenlenecek Irak Komşu Ülkeler Konferansı'na davetini içeren yazılı bir mesaj iletti. Rak hükümeti can ve maddi kayıpları neden olan orman yangınlarından dolayı Türkiye ile dayanışma içinde olduğuna açıkladı. Boz o işe umarım arşahmaz var inşallah. بس جراق ان شاء الله ترشحت سقراق يعني hizmete بلاد مزاي جراق يعني biz intikab eden de ger salih adam istirag yani menqaytuu sm bladuzay ta'mirati ta'inatu Tuzur Montu ilçesinde seçimlere 15'ten fazla adayın katılması endişe konusu oldu. Tekrardan hoş geldiniz. Ana Haber Bültenimiz başlıyor. Cumhurbaşkanı Beram Salih Irak'ın istikrarı ve gelirimlerinin sona ermesini güçlü bir şekilde desteklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yayınlanan açıklamada Cumhurbaşkanı Salih'in Taran'da İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile iki ülkenin Dışişleri Bakanları'nın huzurunda bir araya geldiği açıklandı. Görüşmede komşu iki ülke arasında hem aralarındaki sağlam ilişkileri geliştirecek hem de bölgedeki gelişmeleri tartışacak şekilde ortak dosyalar tartışıldı. İran, İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılan Irak heyeti bugün Tahran'a yetişti. Irak Haber Ajansı muhabiri Cumhurbaşkanı Beram Salih başkanlığındaki heyetin İran Cumhurbaşkanı'nın anayasal yemin törenine katılmak üzere Tahran'ı ziyaret ettiği açıkladı. Başbakan Mustafa El Kazimi İngiltere'nin Irak Büyükelçisi'ni kabul etti. Başbakan Mustafa El Kazim İngiltere'nin Irak Büyükelçisi Mark Brosoy'unu İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi olarak görevini üstlenmesi vesilesiyle kabul etti. Görüşmede El Kazimi, uluslararası toplumun Irak verdiği desteğin terör örgütü IŞİD'in kalıntılarıyla mücadeledi ve Irak bölgede güvenlik ve barışı tehdit etmesinin önlenmesinde önemini vurguladı. Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi Amerika Birleşik Devletleri'ne Irak Büyükelçisi Mato Tolar'ı kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler, Irak'taki siyasi durumdaki gelişmeler ve erken parlamento seçimleri dosyasıyla iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun sonuçlarının ve Irak'a verilen desteğin kalkınma ve istikrarın sağlanmasındaki önemi ele alındı. Planlama Bakanı Halit Batal Necim Başbakan Mustafel Kazmi'den Kuveyt Devlet Emiri Nevaf El Ahmet Es Sabah Irak'ta düzenlenecek Irak Komşu Ülkeler Konferansı'na davetini içeren yazılı bir mesaj iletti. Planlama Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Halit Batal bu devlet davetinin amacı Kuveyt Devleti ile ilişkilerimi geliştirmedeki rolünü vurgulamaktadır. Bölgenin karşı karşıya kaldığı zorluklara baş etmek için düzenlenmesi planlanan bu kongrede sadece komşu ülkeler değil, bölgesel ve belki de bazı Avrupa ülkelerini de kapsayacaktır. Bu ayın sonunda Irak'ın komşu ülkeleri için bir kongre düzenlemesi amacıyla diplomatik çalışmalar devam ediyor. Bölgenin karşı karşıya kaldığı zorluklarla baş etmek için düzenlenmesi planlanan bu kongrede sadece komşu ülkeler değil, bölgesel ve belki de bazı Avrupa ülkelerini de kapsayacaktır. Hükümetin ülkenin ekonomik çıkarlarını koruması için karmaşık birçok konular görüşeceği bekleniyor. هو مؤتمر مهم جدا واي تقليل للتهزم والصراع الموجود بين دولتي الجوار bu kongre çok önemlidir. Dolayısıyla İran ve Suudi Arabistan arasındaki sorunlar gibi birçok sorun ülkemizi olumsuz etkili olabilir. Aynı zamanda aralarındaki sorunların sona ermesi de ülkemizi olumlu yönden etkileyebilir. Bizler sorunların sıfırlanmasını amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu sorunlardan çok çile çektik. Ayrıca sınır ötesinde olan birçok ülke arasındaki sorunlardan dolayı gerek can ve gerekse mal konusunda olsun birçok kayıplar verdik. Uzmanlara göre Körfez bölgesinde yaşanan gemiler krizine rağmen Tahran ile Riyad arasındaki sorunların sona erdirilmesi konusunda Irak'ın büyük bir rolü olacağı beklentileri vardır. <laughs> Bu konu Irak'ın yapabilmesi veya yapabilmemesi konusuyla ilgili değil. ABD bölge için bir istikrar istiyorsa elbette ki körfez ülkeleri buna olumlu yanıt verecektir. Tusur Mafya ilçesinde seçimlere 15'ten fazla adayın katılması endişe konusu oldu sevgili seyirciler. İlçe halkı Türkmen Uyduk kanalı yoluyla fikirlerini dile getirdiler. Toshumatu ilçesinde adayların oyları almakta zorluk çektiği sağlık ve güvenlik alanında meydana gelen olayların ortasında seçim konusu hem adayın hem de seçmenin hala endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 15 adaydan fazla bir katılımdan sonra oy kazanmaları bu nedenle elbette seslerin dağılmasına ve kaybolmasına neden olacaktır. Allah inşallah her her her, her olayı وزوجون شو مرشح مزوال إن شاء الله بس جراجن إن شاء الله ترشحت <تشفتكت> ساق يعني خدمته سن بلاد مزاج جراجن يعني بس انتخاب ده غير صالح عظم السرق يعني مقيت وصل بلاد مزاج تعميرات يتسين تعينات يعني مز مرشح سر يعني يعني شخصين يعني يسي شخص مزيم والله شو مرشح سر وزي كم مرشح جراجن شخصين يعني حتى استغرب مشتى يعني خدمات yani ortasına bir yerde tufak etsinler, iki muraç çıkarsınlar. Hatta yani bir de iki tane çıksa inşallah yani e, hayır var inşallah. Yani on, on üç tane muraç o, o zahmet. Ben giderim. Bu başımızda giderim, aparırım, uşaklarımla birlik bir lıkkime verir. Kaydı o bir memleketten yedi tane gelin tefahım edeyim, tefahım edin de Ha? koy çekilsin. Mesela o diyor ki, ben de geldim diyor ki, Rabzana kitabı diyor ki. Herkes gelsin, birbirine tanazül etse koy memleketten bir araba, bir erkek çıksın. Oğlu giden çıkıp kimse çıkmadı. Ne ben? Gelsin çıkıp da. Gelsin ne ben? İşlemedi. İşlemedi, bir şey yetmedi benim için. Ben İslam memleketimden bir tane çıksın, bir kız, bir oğlan çıksın. Vatandaşların ortak görüşü ise bir erkek, bir kadın adayın seçilmesine oy birliği olması gerektiği konusunda oy birliğiyle kabul edildi. Diğer adayların kendilerine oy verme konusunda oy birliğiyle olması ve böylece garanti sağlanacaktır. Adaylar ise bu konunun imkansızlığını görürken tüm çabalarını seçimlere katılmak için harcadıklarından ve iddia ettikleri gibi büyük bir oy kitlesinin ve seçmenlere sahip olduklarından ve bu nedenle seçim sahasındaki mevcut durum seçimler yapılırsa belirsizlikler de olacaktır. Gerek e, ara yerlerinde ittifak etsinler. 2 deneyi. 2 deneyi o da memleket için işlensin. Bu memleket çok zahmet çekti. Çok o vakit patlama vaktiydi. İntihabada getti. İndi gerek seçsinler 2 tane ara yerlerinde. Bir arvad bir erkek gerek çıkardığı. Eğer bu halle kalsa bu bir netçe tane eştiğimize göre hanıydı. 8'di, 9'du bilmirim. 10'du, fazladır. Gerek iki taneye ittifak etsinler. Bilmek ne diye. 13 tane giripti 13'ü de 13'ü de, 13 de yani kardeşimizdiler. Yani gelaydı bunlar usul bileydiler. Usul her şeyin usulu var. Usul bilmesey yani bilmem ne diyeyim. Yani bir müştemeğe girse gereken oturmak insan bilsin. Bir yemek yiyse usulü var. Yani her şeyin bir usulü var. 13 tane girip 13 tane kimi yani, kime, kime verelim. Yani hiç çıkmayacaktı. Şey Hal ne 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 yani? bilmiyorum diyeyim sana. Herkes dedi ben, benim, benim 10 bin tane var, o dedi benim 10 bin tane var. Bu şehitler, her şeyi şehitler, şehitler ettiğin kim etti? Biz şehitlerin turpağına ulaşmadık Şehitler adıyla de ayıydılar. Yani katıyla bir kırıydılar, vallahi bunu biz kırıydık. Bilmiyorum ya bundan evvel iltikaba yakın ya, ya bu işlerdesiniz. Şimdi hapı alem bildi, hapı alem siyasi oldu. Şimdi bir hapı, bir, bir karış uşağıdı, şey bildi. Her şey bildi. Bir uşağıdı, usul bildi. Doğu Salah Dinili'nin bölgelerini besleyen elektrik nakil kulelerine yapılan saldırı sonucunda ilde elektrik kesintisi yaşandı. Saladin'deki elektrik iletim şebekeleri müdürü Safa El Cenabi Doğu Salatin'i besleyen bir dizi elektrik enerji nakil kulesinde sabotaj eylemi gerçekleştirmesi sonucunda ilde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Evet. Sevgili seyirciler, dün akşam saatlerinde 400 kW kerimli Kerkük Gayarı elektrik nakil hattı ve ona bağlı 116 ile 117 sayılı 5 iletim kulesine zarar veren patlayıcıların infilak etmesiyle sabotaj eylemine maruz bırakıldı. Dün akşam saatlerinde 400 kV gerilimli kerkük Yara elektrik nakil hattı ve ona bağlı 116-117 sayılı 5 iletim kulesine zarar veren patlayıcıların infilak ettirilmesiyle sabotaj eylemine maruz bırakıldı. 118, 119 ve 120 sayılı kulelerin çalışmaları durduruldu. Aynı zamanda Ninova ilindeki Şırgat kavşağı ile Elzüviya kavşağı arasındaki istasyonun yakınında çalışmaya ara verildi. Elektrik enerji nakil hattı eski şehit Abdullah Eldor Samarra Nezzal'ın kuzeyinde 132 kV kapasiteli acil petrol sahasının yakınındaki iletim kulelerine zarar veren ve bu da sahanın dışına çıkmasına neden olan patlayıcı cihazların infilak ettirilmesiyle hedef alındı. Selahattin ilindeki elektrik hizmet dışı kaldı. Aynı kapsamda elektrik nakil hattı Şehit Abdullah Tikrit Doğusu Şehit Abdullah Eldor, 327, 331 numaralı kulelere zarar veren ve hattı kesen patlayıcıların infilak ettirilmesiyle hedef alındı. 328, 329 ve 330 numaralı kulelerin ayakları ve aynı kulelere şimdiye kadar patlamamış başka bombalar yerleştirildi. Dolayısıyla hattın hizmet dışı kalmasına neden oldu. Irak hükümeti can ve maddi kayıpları neden olan orman yangınlarından dolayı Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Ahmet Sahap yapmış olduğu bir açıklamada Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in Türkiye'li meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu gerçekleştirmiş olduğu bir telefon görüşmesinde onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan orman yangınları nedeniyle ülkesinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söyledi. Sivil Savunma Genel Müdürü Tümgeniler Kasım Salman Bohan ülkedeki yangın olaylarının artmasının arkasında ihmal olduğunu vurguladı. Tüm gelirler Bohan yapmış olduğu bir açıklamada yangın kazalarındaki artışın arkasında imal olduğunu söyleyerek ne kadar çok ihlal olursa yangınlar o kadar da büyük olur sözlerini kullandı. Bohan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün devlet dairelerini destekleyici bir organı olmasına rağmen görevinde hiç kusuru olmadığını söyledi. Sivil Savunma Müdürlüğü Bağdat'ın güneydoğusundaki bir şirkette yangın çıktığını duyurdu. Müdürlük Irak Habaş Ajansı'na yaptığı açıklamada başkent Bağdat'ın güneydoğusunda bulunan Mişin kompleksi yakınlarında Kem Sarah bölgesinde yer alan Mamun şirketindeki 750 metrekarelik yağ eritme tankında çıkan yangını sivil savunma ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğünü açıkladık. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan COVID-19 aşısının yaptırılmaması konusunda katkıda bulunanlar hakkında yasal önlem alınması talimatını verdi. Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan tarafından yayınlanan bir mektupta kriz hücresinin virüsün yayılmasının önlenmesine ilişkin talimatlarını ihlal eden herkese karşı önlem alınacağına ve başarısızlıkla temsil edilen sağlıksız bir olgunun yayılmasına karşı uyarıda bulunacağına söz verildi. Parlamentar Sağlık Komisyonu vatandaşları aşıya teşvik etmek için büyük kampanyalar yapılması gerektiğini söyledi. Ülkedeki vaka sayısında gerçekleşen ciddi artışın daha önce yaşanmadığını belirterek Sağlık Bakanlığına hastanelerdeki yatak kapasitesini artırması gerektiğini söyledi. Koronavirüs salgınının yayıldığı dönemde hastaneleri korumak ve sağlık ekipleri için korumayı sağlamak amacıyla Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları arasında bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Koronavirüs salgınının yayıldığı dönemde hastaneleri korumak ve sağlık ekipleri için korumayı sağlamak amacıyla Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları arasında bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda yapıcı öneri ve görüş alışverişinde bulundu. Ve Olumsuz olan her şey belirlendi. Bütün hastanelere bağlı yasa temsilcileri hazır bulundular. Bunlar kendisine saldırı yapıldığı doktorun yerini belirler ve ilgili güvenlik birimlerine haber verirler. Ulusal güvenlik ve iç işlerine bağlı ekipler kendi görevlerini yerine getirirler. الغرض من هذا الاجتماع هو تنسيق العمل ودعم المستشفيات في ظل جائحة كورونا bu toplantıdan amaç çalışmaları birleştirerek özellikle de hastanelere destek ve sağlık ekiplerine gereken korumayı sağlamaktır. Aynı zamanda sivil savunma ekiplerine kendi çalışmalarını yerine getirmeleri için desteği sağlamak amaçlanmıştır. İçişlerine bağlı korumaları ve şahsiyetleri koruma müdürlüğü Başkent Bağdat'ta bulunan birçok hastanenin 400 güvenlik birimiyle desteklendiğini belirterek salgının kendi çalışanlarından olan 100 kişinin canını aldığını ifade etti. Bugün biz ve 400 Bizler İçişleri Bakanlığı mensupları olarak Sayın İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda bütün hastaneleri 400 görevli ile donattık. Bu ekipler 24 saat boyunca bulunacaklardır. Bakanlığa bağlı korumaları Koruma Müdürlüğü kendi çalışanlarından 100 kişi koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Telafer ilçesinin belediyesi de dahil olmak üzere hizmet birimleri kentin bölgelerine hizmet vermeye devam ediyor ve geleceğe yönelik hizmet projeleri vaat ediyor. Telafer Kaymakamı desteğiyle Telafer'de hizmet daireleri tüm gücleriyle çalışmaktadırlar. Telafer Belediyesi su ve elektrik daireleri günlük çözülen hatta göre işlemeleri devam ediyor. قوالب جانبية بدلاً دلار إشتاي جانب بدلاً دلار وشخ أغاد جاتر حاضر حاضرون ضخمون راح هدي قلرا فإند بيجندوا قالوا حاضرون حي الجزيرة من أول حي العسكري شلانل ده كفاح الجنوبي شلاند ده إند حالياً شلير كفاح الشمال ده تسوية اللي وحد تسوية التسوية قوي ما نقلفر شارع مهم شارع أمسنا دجنار رخ كمل

يعني بس تاروخ خمط لفارين دي بلط لياخ تكداخ هم على ما خدمته لاروخ هم دو بزغر حات مزالوخ بزغر كزلي شوارع على الاردا دبل سايت طبعا مدينه نشك تطور رانر مدينه تطور رانر دبل سايت لار تشوخوصا بزين دستور دبل سايت لار اشماخ نجا دبل سايت لار اشتو فرع على راكي تشاروخ و يعني تقريبا نشكل لديك نواه محافظه آه بزم عند مجموعة كشوفات مزوار آه Amerikan tərfihiyə indi bir layihəmiz və qurumiyə verib. O təxminən 4 döönümdə bir böyük mütənəzzəh eləməkdə. Təxminən Sənjaş şəhər üstü yanadı, Şəhər bəyəntəqasında da bura var. Geyrə yerdə küşfətə boştuq. Növlər, əmək yerləri tərfih çoxladıq. Yəni əvəyl tərəfda məhsur düşdü. Özərinə bir mütənəffəs olsun. Vətəndaşlar tüm yönülləri ilə elçidə çalışmalardan məmnun olduqlarını açıqladılar ata təşəkkürlərini sundular cəddə və bağçaya dəyər işlərdən çox razı olduqlarını el türkməniyə qranına anlattılar. Giden günlər cəddələrimiz, şəhərlərimiz xarab idi. E, Ağaclar yox idi. İndi elhamdolsun, bələdiyyə ehtimam eləyir. Ağaçlara bax, şəhərlərimiz bu qalıb emas, bu fərəşərlərimiz, bunlara razı ehtimam eləsə, bir geyr nöqtə də var. Biz də lazım yardım eləyək özlərinin dəstəyə yol ağaclarına. Yani şoklarımız o kadar yer atmasında kabuklarım. Ağaç su varsınla. Şarı alara mukayyat olsunla. Ağaçlar ektire, hadi kalar ilerdiler. Aynen mütüvenin çok şükür olsun. İstiyor gündü para ilerine de geçsinle. Terk elemesinle bu meden bir de telifler. Allah üzerine razı olsun. Bu projeleri bitirmek hem ilçeye aydınlık verir hem de dairelerin hizmetlerini vatandaşlara bilindirir. Talafar ilçesinden kalıp sütü, El Türkümen Uydu kanalı. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power, Kuzey Etiyopya'da devam eden savaşın sonuçları konusunda uyardı. Reuters Savaş Ajansı'nda yayınlanan bir haberde Power, Etiyopya'yı ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında Tigray bölgesindeki olaylara ilişkin yapılan insanlık dışı açıklamalarla ilgili endişelerini dile getirdiği yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu Tayvan kıyılarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi. Kurum sarsıntıların çarşamba akşamı saat 21.50'de İlgrande şehrinde 53 kilometre uzaklıkta tespit edildiğini belirtti. Sarsıntının merkez üssü 11,5 kilometre derinliğindeydi. Deprem sonucunda yaşanan hasar ve can kaybı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya, Tacjikistan ve Özbekistan arasındaki ortak tatbikatlar bugün Afganistan'ın sınırına yakın Tacikistan'da bir eğitim sahasında başladı. Rusya Merkez Askeri Bölgesi bugün yaptığı açıklamada Rusya, Tacikistan ve Özbekistan askeri birlikleriyle ortak tatbikatın açılış töreninin Tacikistan Cumhuriyeti'nin Hatlon bölgesinde gerçekleştiğini duyurdu. İsrail güçleri ülkenin güneyindeki Necef çölünde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Rakip Köyü'nü bir kez daha yakarak pek çok kişiyi evsiz bıraktı. İsrail güçleri ülkenin güneyindeki Necef çölünde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Rakip Köyü'nü bir kez daha yakarak pek çok kişiyi evsiz bıraktı. Arakibi Savunma Komitesi üyesi Aziz Ettuğur yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin köyü 191. kez yıktığını belirtti. Turi, Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakip köyünde yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını ifade etti. İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakip köyünde 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor. Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşa ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor. Rusya, Tacikistan, Özbekistan üçlü askeri doğrusu askeri eğitim tatbikatı Tacikistan'ın Afganistan sınır yakınındaki Harp Meydan Poligonunda başladı. Rusya, Tacikistan, Özbekistan üçlü askeri eğitim tatbikatı Tacikistan'ın Afganistan sınırı yanındaki Harp Meydan Poligonunda başladı. Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığından yapılan açıklamaya göre Tacikistan'ın Afganistan sınırının yanındaki Halton bölgesindeki poligonda Rusya, Özbekistan ve Tacikistan askerlerinin katıldığı üçlü askeri eğitim tatbikatına başlandı. Rusya Merkez Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Yevgeny Poplovski üç ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlanan, üç ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan tatbikatın açılış törenine konuştu. Tatbikat boyunca zorlu fiziksel, coğrafi ve iklimsel koşullarda muharebe deneyimlerinin artırılması ile ilgili çalışmaların yapılacağını belirten Poplovski, tatbikatta yeni tür teçhizat ve silahları deneyeceklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok yeni tip koronavirüs COVID-19 vakasının görüldüğü ülke olan Brezilya'da virüse yakalanların sayısı 20 milyonu geçti. ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok yeni tip koronavirüs COVID-19 vakasının görüldüğü ülke olan Brezilya'da virüse yakalananların sayısı 20 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 40.716 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20.026.533'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 18.800.884'e çıktı. Ülke genelinde son 24 saatte 1175 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 559.607'ye ulaştı. Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci ve en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Brezilya'nın ticaret merkezi olan São Paulo eyaleti 4 milyon 84 bin 112 vaka ve 139 bin 870 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Ülkede bir güne kadar 146 milyondan .000 fazla kişiye en az bir doz COVID-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında inişli çıkışlı süreç devam ediyor. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Beram Salih Irak'ın istikrarını ve gerilimlerinin sona ermesini güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi. Başbakan Mustafa El-Kazimi İngiltere'nin Irak Büyükelçisi'ni kabul etti. Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Büyükelçisi Mato Tolar'ı kabul etti. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan COVID-19 aşısının yaptırılmaması konusunda katkıda bulunanlar hakkında yasal önlem alınması talimatını verdi. Planlama Bakanı Halit Battal Necim Başbakan Mustafa El Kazmi'den Kuveyt Devlet Amiri Nevvaf El Ahmet Asabaha Irak'ta düzenlenecek Irak Komşu Ülkeler Konferansı'na davetini içeren yazılı bir mesaj iletti. Irak hükümeti can ve maddi kayıplara neden olan orman yangınlarından dolayı Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı. 13, 13 müreşşahımız var inşallah. Biz gereken inşallah tercih etsek gereken yani hizmet etsin e, e, belediyemize, yani biz intikam edenlerden gayrı salih adam istiyoruz. Yani mükayyet olsun belediyemize, tamirat etsin. Tusvurumavtu ilçesinde seçimlere 15'ten fazla adayın katılması endişe konusu oldu. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.